Değerli dostlar, herkese yeniden merhaba. Daha geçtiğimiz günlerde yayınladığım video analizde, ki linkini veriyorum sol üst köşeden, Filipin devletinin güçlü ordusuyla Amerika Birleşik Devletleri tarafından Çin Halk Cumhuriyeti'ne karşı adeta yeni bir vekil savaşçı gibi yapılandırıldığına ilişkin iddialara yer verdim. Esasında Amerika Birleşik Devletleri'nin bir anda Ukrayna Savaşı için bu kadar 61 milyar dolarlık bir yardımı çıkaramazken Amerikan Kongresi'nden, neden Filipinler ordusuna tam 36 milyar dolarlık bir modernleşme programı uyguladı? Tabii ki ayrı bir soru işareti. Filipinlerin başında seçimle bu kez iş başına gelmiş eski diktatör Ferdinand Marcos'un aynı adı taşıyan oğul Ferdinand Marcos var. Marcos ailesi 70-80'li yıllarda Filipinler'de diktatör olarak görev yaptı. Bugünkü Cumhurbaşkanı'nın annesi Imelda Marcos, dünyanın en ünlü diktatör karılarından biri olarak dikkat çekti. Ve Google'a girip bakarsanız o dönemin Filipinler devletinin ne olduğunu da görürsünüz. Filipin, Amerika Birleşik Devletleri için her zaman özel bir yere sahip oldu. Ve bir dönem Amerikan mandası içinde de yaşamış bir devlet olarak, bugün de eski başkan Duterte'den sonra gelen Marcos sayesinde kelimenin tam anlamıyla Çin Halk Cumhuriyeti'ne karşı cephenin bir numaralı silahlı kuvvetleri olarak dikkat çekiyor. Çin bunun farkında. Çin farkında, o nedenle özellikle Filipin donanmasının hareketlerine izin vermemeye çalışıyor. Sorun Güney Çin Denizi'nde kimin egemen olduğu soru işaretiyle bağlantılı. Çünkü Çin'in yapmış olduğu hesaplamalarla Amerika, İngiltere, Avustralya, Japonya ve haliyle Filipin devletlerinin yapmış olduğu hesaplamalar arasında ciddi farklılıklar var. Fakat bir Pasifik Savaşı'nın esas olarak hava kuvvetleriyle deniz kuvvetleri arasında olacağını çok önceden tespit etmiş olan Çin Halk Cumhuriyeti yönetimi çok güçlü bir donanma kurdu arkadaşlar. Öyle böyle değil. Yani şu anda Çin ordusu zaten dünyanın ikinci ordusu, Rusya'ya artık geçmek üzere veya geçti. Ama Çin donanması Amerikan donanmasıyla baş edecek bir güce doğru adım adım ilerliyor. O yüzden Çin donanmasının özellikle Güney Çin Denizi'nde ikinci bir alternatif bırakma, efendim onlar da şuradan geçsin deme gibi bir lüksü yok. Sorun şu, yani ben de yeni bu konulara hakim olmaya çalışıyorum. İhtilaflı bir bölge var Güney Çin Denizi'nde. Adına ikinci Thomas Sığı diyor, yani sığlık bir bölge. Orada çökmüş kayalıklar ve mercan kayalıkları var. O bölge Çin'in mi kontrolünde mi, Filipinlerin mi? Bu öyle bir tartışma var. Fakat o 2. Thomas Sığı üzerinde bir veya iki tane Filipin savaş gemisi karaya oturtulmuş vaziyette. Şimdi Tabii çok enteresan öyküler var bu dünya üzerinde. Yani biz habire işte yok Irak'tı, Suriye'ydi falan. Dünyanın her yerinde çok enteresan öyküler var. Bakmasını bilene. Niye var o gemiler? O gemiler zamanında nedense o kayalıklarda karaya oturmuş. Şimdi Filipinlerin ileri deniz karakolu olarak görev yapıyor. Tabii her seferinde orada askerler var o gemilerde. Görev yapıyor asker o sığ bölgede. Ve tabii ki onların yemesi, içmesi, şusu, busu savaş gemileriyle taşınıyor oraya. İşte o savaş gemileri ne zaman yola çıksa Çin'le Filipin donanmaları karşı karşıya geliyorlar. Bu bir değil, iki değil. Böyle, fakat bu sonuncusu geçtiğimiz salı günü yaşanılan az daha savaş çıkarıyordu. Çünkü
Çin sahil muhafaza gemileri, ki gemilerin fotoğrafını gördüm, hayli büyük. Yani bir böyle hani karakol gemisi. Sahil muhafazadan çok bir tür korvet tarzı karakol gemisi kimliği taşıyor. Bunlar 4 tane Filipin savaş gemisinin önünü kesiyorlar ve borda bordaya gelince bir çarpışma oluyor. İki gemide hasar oluyor Filipinlerin. Bu arada yine bu karakol gemilerinden bir tanesi bir savaş gemisini, Filipin savaş gemisini tazyikli su ile müdahalede bulunuyor. Cam çerçeve kırılıyor. İki tane de Filipin askeri o cam çerçeve kırılma sürecinde yaralanıyor. Silahlar çekilmiyor ama hani neredeyse çekildi çekilecek duruma geliyor. Ve bunun üzerine tabii büyük bir notalaşma. Filipinler Çin Halk Cumhuriyeti'ne nota veriyor, benim egemenlik alanımda bana ne yapıyorsun diye. Çin sözcüsü diyor ki Filipinler ısrarla uyarılarımıza rağmen Çin egemenlik alanına askeri gemi sokuyor, uyarılarımızı görmezden geliyor. Çin'in gemisine bilerek çarptılar diyor. Öbürleri ise karaya oturtulan savaş gemilerimize gerekli malzemeyi sağlamaya çalışıyorduk ve yasa dışı bir müdahaleyle karşılaştık diyor. Pentagon açıklaması, Patrick Ryder, askeri sözcü, Güney Çin Denizi'nde Pekin yönetimi uluslararası hukuka çiğniyor. Yaptıkları son müdahalede askeri Filipinler personelinin yaralanması vahim gelişmedir diyor. Ve buna üzerine Dışişleri Bakanı Çin'in Wang Yi diyor ki Amerika Filipinleri Çin'e karşı piyon olarak kullanıyor. Çin meşru haklarını şartlar ne olursa olsun korumakta kararlıdır. Biz aslında soğukkanlılığımızı sürdürüyoruz ama kışkırtmalara da gereken cevabı çekinmeden veririz diyor. Şimdi savaş riski böyle gözümüzün önünde yani. Burada Ukrayna sürerken öbür tarafta Filipin, Amerika, Avustralya birbirine girmek üzere. Nitekim Filipin Devlet Başkanı Ferdinand Marcos noktayı koyan açıklamayı yaptı. Güney Çin Denizi'nde askeri çatışma yaşanması tüm zamanların üstünde bir olasılıktır. Çin lideri Xi'yi sağduyulu ve uluslararası hukuka saygılı olmaya davet ediyorum. Filipin olarak endişeliyiz. Bölgede görevli komutanlardan birinin yanlış anlaması sonucu yapacağı hatalı bir davranış önü kesilemez büyük bir savaşın patlak vermesine neden olabilir. Bu nedenle karşılıklı olarak diyaloğu da sürdürmemiz gerekir diyor. Yani bu kadar vahim bir durum Pasifik'te yavaş yavaş şekilleniyor. Esasında Marcos geçen Ocak ayında Pekin'deydi ve Çin lideri Xi'ye bir kırmızı telefon önerisinde bulunmuş ama Çinliler bunu ciddiye almamış. Bence alsalar iyi olurdu. Dediği gibi bir gün bir komutan arkadaş bana ateş açmak üzere der, ben şunların canını okuyayım diyiverir. Gemilerden biri havaya uçar. O andan itibaren de dünya yeni nur topu gibi bir deniz savaşıyla karşı karşıya kalır. Hoşça kalın.